Necati Güler, basın toplantısı ve kura çekimini gerçekleştirdiniz NBA, Junior NBA TBF Ligi için. Ne zaman başlıyorsun? Sanırım bir hafta 10 gün kadar bir süreç kaldı. Evet, maçların ilk grubu, ilk haftası 10 Nisan haftasında başlayacak. Değişik gruplar, değişik tarihlerde o hafta içinde başlayacaklar ama ilk maçlarımız 10 Nisan pazartesi olacak inşallah. 30 tane NBA takımıyla 30 okulu eşleştirdiniz. Nasıl gerçekleşti bu çalışma? Biraz evveline gidelim mi? Tabii. Bu sene ikincisini yapıyoruz. Geçen sene bütün okullar, 30 okulda İstanbul'daydı. Bu sene hem NBA hem bizim öngörülerimizle, SEK'in de desteğiyle 4 ayrı merkezde, 4 ayrı ilde yapacağız. Grupların ikisini İstanbul'da, ikisi Ankara'da, bir tanesi İzmir'de, bir tanesi de Mersin'de, Tarsus'ta olacak. Her grupta 5'er tane NBA takımıyla 5'er tane okul, 11-12 yaş erkek çocukların katılacağı okul takımları eşleştiler. Bunlara göre normal tek devreli lig usulü maçlar oynanacak her bir grupta. Ondan sonra da playoff başlayacak. Playoff'tan da İstanbul'daki finallere gelecek takımlar belli olacak. O dönemde tüm çocuklar İstanbul'a gelecekler, evet, finallere, evet, kalan. O zaman için organizasyon açısından şu an için belli bir durum var mı? Nerede yapacağınız maçları? Burada Abdi İpekçi'de yapmayı ümit ediyoruz. Hı hı. Ama sizler de biliyorsunuz ki Abdi İpekçi'nin programı belli olmayabiliyor. O yüzden şu anda geçen sene de finali mesela İstanbul'da Abdi İpekçi'de yapmak istemiştik. Ancak bir Galatasaray-Fenerbahçe playoff maçı buna engel olmuştu o zaman. O yüzden bu sene dua ediyoruz ancak. Teknik toplantıyla da ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Özellikle bilgiler verdiniz. Altını çizdiğiniz hususlar oldu. Bizimle de paylaşır mısınız? Ne gibi kotalar var çocukların maçlarında? Çocukların maçlarında 11-12 yaş grubu olduğu için mühim olan bu yaştaki çocuklarımızın temel değerleri öğrenirken aynı zamanda basketboldan zevk almaya da devam etmeleri bizim için çok önemli. O yüzden de herkese eşit süre verebileceğimiz bir formatta oynatıyoruz onları. Yani takımlar sahaya 10'ar kişi çıkacaklar. 15 kişilik liste veriyorlar bize ama 10'ar kişi çıkacaklar ve en fazla bir oyuncu 2 periyot oynayabilecek ki herkes eşit sürede alsın. Antrenörlerde değişikliklerini, oyuncu değişikliklerini ona göre planlasınlar ve herkes bu olayın bir parçası olmaktan zevk alsın istiyoruz. En önemli, en belirgin kural bu. İkincisi de bazı NBA'de de olduğu gibi bazı önemli ve çocukların gelişimine engel olduğunu düşündüğümüz mesela alan savunması yapmak gibi bazı kuralları burada göremeyeceğiz. Yani bütün oyuncular adam adama oynamak zorundalar. Bu teknikle büyümek zorundalar. Bunun gibi kurallar var. Onlardan özellikle bahsettik ki antrenörler de buna hazırlıklı olsunlar diye. Son olarak ne kadar süreceğini totalde öğrenebilir miyiz Junior NBA TBF Ligi'nin? Junior NBA TBF Ligi işte 10 Nisan haftası başlayıp Haziran'ın ilk haftasında bitireceğiz inşallah.